Esselamun aleyküm. Selamünaleyküm değerli dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizlerin iyi olmanızı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, Süleyman Hocam da geldi galiba. Selamünaleyküm. Ve Resmini aleyküm. göremiyorum ama. Evet hocam. Evet, şimdi Pardon. Evet. Ekranımızın ayarı kaymış. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Osman Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah'ım iyilikler versin. Elhamdülillah hocam şükür. Allah Bizler de afiyet versin. son hızla yeni döneme, yeni kursların başlangıcına çalışıyoruz. Allah'ım kolaylıklar versin bakalım. Amin hocam. Allah razı olsun. Vallahi hocam koşa koşa geldim. Namazdan yeni çıktık. Hocam ben birazcık sohbet edeyim istersen. Tamam Sen hocam. Bizim arkadaşlarımız belki bilmiyorlardır. Kendilik bilinci ne demek? O yüzden. evet. Siz bu konuda hiç bilmiyorlarmış, bilmeyen arkadaşlarımız için baştan bir anlatırsanız hocam güzel olur. Şimdi kendilik bilinci nedir? Arkadaşlarımız aslında biliyorlar da farkında değiller. Bu dünyadaki her bir iş, oluş, fiil, hareketin bir oluş şekli vardır. Yani yaşamımızda ortaya çıkan soru, sorun, problem, dert, kederin bir görünen yüzü vardır. Bir de görünmeyen yüzü, bilinmeyen yüzü, yani duyu organlarına açık olmayan yanı vardır. Ne demektir bu? Hani kadim tarihimizde, tasavvufumuzda, kadim tarihimizde ifade edildiği gibi sır denilen yanı veya gayb denilen yanı vardır. Kısaca Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle de hani Bismillahirrahmanirrahim huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın ila ahirlayeh buyurulur ya, yani her şeyin bir evveli, öncesi, bir de ahiri, sonu vardır. Şimdi bir de aynı şekilde bunun görünen yanı, bir de görünmeyen yanı vardır. Şimdi görünen yanı dediğimiz zaman duyu organlarımıza hitap edilen, İşte görmeyle, kulaklarımızın duymasıyla, elimizde dokunmamızla fark ettiğimiz, varlığından emin olduğumuz maddesel alem, ancak her şey madde değil. Hatta madde bir şeyin belki sonucu. Belki sonucu. Şimdi bir de bu dünyada gördüğümüzü o zan ettiğimiz şeylerin aslı var, özü var, içselliğimizdeki karşılığı. Bunu fıtrat olarak ele alabiliriz. Bunu eşyanın özü olarak, yani şey boyutu olarak ele alabiliriz. Varlık alemi olarak ele alabiliriz veya Esmaül Hüsna olarak bildiğimiz Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinin eşittir özelliklerinin yansımasıyla ortaya çıkan varlık alemi olarak ele alabiliriz. Şimdi varlık alemimizde biz nasıl varız? Biz nefsimizle varız. Şimdi bizim madde dediğimiz yanımızın alt boyutunda işleyen bir mekanizma var. Nasıl bilgisayarımızın, telefonumuzun, işte televizyonumuzun İçinde çalışan bir mekanizma var. O tesadüfen orada o resimler, o yazılar, o kişiler, o rakamlar veya herhangi ne arıyor isek onlar tesadüfen önümüze çıkmıyor bizim. Ki zaten Cenab-ı Allah da varlık alemin ve varlık alemi, ki biz buna sünnetullah alemi de diyebiliriz, kainat da diyoruz. Bu tesadüfen ortaya çıkmamıştır. Ne diyor Cenab-ı Allah? Her şeyi belli bir düzende ve planda dayanıklı bir şekilde yaptık.
Göklere bakın, en ufak bir çatlak bulamazsınız buyuruyor, değil mi? Ne kadar tanıdık ayetler bunlar, öyle değil mi hocam? Şimdi peki o koskocaman varlık aleminin ben yanı nedir? Ha, işte o ben yanı da bizim nefsimizdir. Ancak nefsimiz varlık aleminin özelliği gereği, yaratılış özelliği gereği aciz ve acil olarak yaratılmıştır. Noksan olarak yaratılmıştır. O halde her insan mükemmel olarak doğması mümkün değil. Tanımlaması gereken bir şey var, bir şeyler var. Bakın, bu bizim bu dünyada tanımlamamız gereken bir şeyler olduğunu bize gösteriyor. Yani bunu bu dünya hayatımızdan ele alırsak, işte Osman hocamın çok güzel sesi var da benim niye yok? Bakın, burada tanımlanması gereken bir soru bu. İşte Süleyman hocanın çok güzel işte efendim arabası var da Osman hocamın niye yok? Bakın, işte Osman hocamın da tanımlaması gereken bir bilgi, bir şeyi var. Burada öğrenilmesi gereken. Yine bizler hocam, yani biraz ilahiyat konuşması gibi oldu. Hani hoca hocaya, arkadaşlarımız ne der bilmiyorum ama Cenab-ı Allah insanı zaten bilinmeklik için yarattığını buyurmuştu. Bilinmeklik ne demektir? Bilinmeklik, bilgi boyutunda insanın özne olarak nesneyi tanımlaması, yani yaptığı hareketi, söylediği sözü, gösterdiği duruşu tanımlaması olarak, bu noktada kendisini bilmesi olarak Cenab-ı Allah bizleri yarattığını beyan buyuruyor. Yani kısaca, ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. İçselliğimizde ve dışsallığımızda, zahirimizde ve batınımızda aynı şey aslında. Gördüğümüz veya göremediğimiz, ki göremediğimiz bir şey diye bir şey yok. Orayı da ayrıca parantez içerisinde belirtelim. Kişinin bu dünya hayatını tanımlama yolu verdik biz bu derslerimize. Kendilik bilinci dersleri diyoruz biz bu derslere. Bu dünya hayatındaki soru ve sorunlarımızı tanımlama adına hangi alanda nasıl hak ileyiz veya soru ve sorunlarımız varsa, takıldığımız yerler varsa, ki mutlaka olacaktır, olması da gerekir. Bu dünyanın hakikati bu çünkü. Yani onun için biz buraya geldik. Mahlukatın mimhali velhasıl bu hususta çalışma yapıp kişinin kendini tanımlama aracı olarak gördüğümüz çalışmalara biz kendilik bilinci çalışmaları diyoruz. Allah nasip ederse yaklaşık 3 yıldır fiili olarak sanal ortamda bu dersleri vermeye çalışıyoruz. Kısaca bizim amacımız kendini bilmek, yaşamdaki olayları tanımlamak. Eyvallah. Sorun ve sorunları ortadan kaldırmak olarak kısaca özetleyebiliriz. Peki hocam, siz neler yapıyorsunuz? Vallahi hocam, biz de işte bayağı bir yoğun zaman geçirdik. Ramazan'ı geçirdik. Ramazan-ı Şerif'i geçirdik. Arada bir Almanya'ya gittik geldik. İşte bizim arkadaşlarımız bizi Almanya'da Ramazan görevini orada geçirdiğimizi zannediyorlar. Çünkü Ramazan'da zaman zaman videolar yayınladık ya. Evet. Ramazan'dan önce bir hafta gittik geldik ve burada görevimize devam ettik. Elhamdülillah. Şimdi de hocam nasip olursa bakalım haftaya, çok hızlı başlangıç yaptık. Yani bayağı arkadaşlar çok yoğun ilgi gösterdiler. İşte bir 3 aylık bir kurs yapacağız. Genelde harika. Böyle görev yeni başlayan arkadaşlar ondan sonra. Kimisi uzakta orada burada olup da, yani şehirde olmayıp da ondan sonra böyle din musiki eğitimi alamamış arkadaşlar başvuruyorlar. İşte bakalım bunlarla en azından camide yapılan makamlar var hocam. İşte 5 makam dediğimiz sabahtır, uşaktır, ondan sonra ikindir, rast. Bu şekilde bunlarla yapacağız nasip olsa. Arkadaşlarımızın sesini falan böyle bir bakacağız, dinleyeceğiz hepsini. Böyle bir inşallah haftaya başlıyor hocam çalışmalarımız. Çok güzel. Allah'ım muvaffak eylesin. Allah'ım kolaylıklar versin hocam. Bilenin borcunu ödemeye çalışıyorsunuz değil mi? Bilginin borcunu inşallah. Evet. Eyvallah.
Yani ben çok zor şartlarda öğrendim. Yani arkadaşlar pek bilmezler bunu da. Ufak yaşlarımdan beri ben bayağı bir koştum, mücadele ettim. Şimdi artık teknolojik imkanlar, yani iletişim olanakları çoğaldı. Yani benim öğrenciliğim yıllarında YouTube yoktu hocam mesela. YouTube yoktu ona. Böyle WhatsApp yoktu. Neyse, ne bileyim. Böyle Instagram yoktu. Bu şekilde canlı yayınlar falan olmuyordu. Yani kaset vardı bizim zamanımızda. O kasetlerden hocalara yalvarırdık böyle. Yani hocam, bir İsmail Biçer hocanın Aşırı Şerefini kaydeder misin? Bu, al bu kaset. Yani hoca naza geliyordu. Yani belki bir ayda doldurup yapıyordu. Boş vakit bulacak da kaydedecek de verecek bize. O, mesela çoğu zaman o kaseti dinleye dinleye, böyle zaten elimizde fazla imkan yoktu hocam. Ya aslında bunlar zorluk, ama zor şartlar altında öğrenilen şey çok daha güzel oluyor. Kalıcı Daha oluyor. daha kalıcı oluyor. Şimdi sonra 2000-2004 yıllarında birden patlayıverdi hocam teknolojik imkanlar yani. YouTube çıktı, telefon çıktı, bilgisayar çıktı. Ondan sonra bilgisayarda bir sürü şey var, kayıt var elimizde. İsmail Biçer Dolu. hocanın yüzlerce eser var. Allah Allah, şöyle dolaşım dolaşım bilgisayarda. Acaba hangisini dinlesem? Hangisini dinlesem? Çoğunu bir acık, belki öbürkü daha güzeldir, belki öbürkü daha güzeldir dedi. Böyle. Halbuki eskiden olanlar daha iyiymiş hocam. Yani ben, bu hem dezavantajdı hem de bir avantajdı yani. Avantaj olan kısmı, çok dinleyin dinleye, defalarca dinleye dinleye aynen ezberlemiştik. Hatta bizim dönem arkadaşlarımızdan İsmail Biçer hocanın o kadar çok tatlı, Ali Tel hoca meşhur Kur'an okuyucusu, çok güzel bir hocadır bu. Çok güzel Kur'an okur. Ali Tel Hoca tabii Konya'da görevliydi o zaman. Bir programa geldi, bir Kur'an-ı Kerim okudu o zamanlarda. Yani ne okumuştu? Beyyine suresi, Lem yekün illedine kefaru, orayı okudu. Maşallah. O kadar böyle tıpkı İsmail Biçer Hoca gibi okuyor. Maşallah. Yani o kadar çok dinlenmiş, o kadar çok içselleştirmiş ki. Hatta İsmail Biçer Hoca merhum nerede öksürürse o da aynı yerde öksürüyordu böyle yani. İşte O kadar böyle, yani. yani böyle avantajları var. Şimdi artık çoğaldığı için her şey böyle parmağın altında. Aslında yani o okuyuş tarzını alabilmemiz için, yani diyelim ki İsmail Biçer Hoca veyahut da Mustafa İsmail, onu defalarca dinlemen gerekiyor yani. Başından sonra onunla hemhal olmak gerekiyor. Yani fenafil hoca olacaksın. Onunla Aynen. bütünleşeceksin. Yani işte bu tarz imkanlar kalmadı. Biz tabii yavaş yavaş bunları alıştırmaya çalışıyoruz yani belli bir noktada. Hatta ben ilk öğrencilerime genelde nota öğretmiyorum hocam mesela. Kulaktan ezberleyerek, dinleyerek öğretiyorum daha çok ondan sonra. Nota mesela, ben konservatuara girdiğimde hocam nota öğrendik. Bir şarkıyı hemen dakikasında, yani 2 defa, 3 defa, 4 defa, 5 defa solfej yap. Ne kadar zor olursa olsun o şarkıyı okuyabiliyorsun. Evet. Yani sanki ama eskiden nasıl oldu? Onu defalarca dinlemen lazımdı ki ezberleyebilirsin. Ama şimdi artık öyle değil. Bu da ne oluyor? Mesela geçtin şarkıyı. Hemen 2 gün sonra, 1 hafta sonra, hatta 1 ay sonra o şarkıyı unutuyorsun. Hatta şarkının makamı neydi? Hatta şarkının giriş sözünü dahi unutuyorsun yani, o kadar. Tabii böyle şeyler var. Şimdi değerli dostlarımız hocam, sizi bilmeyebilirler. Ben bir ufak bir tanıtım yapayım. Başından geçen hem hadiseyi, Buyurun sizinle hocam. tanışmamızı Estağfurullah. anlatmış olayım. Değerli dostlarım, şimdi biz çok genç yaşlarda, ben musiki sevdalısı bir insanım. Esasında böyle meşhur olmak gibi hocam, Süleyman hocam. Ya öyle bir derdimiz yoktu. Ben tamamıyla isteğim böyle güzel okumaktı yani. Çok seviyordum böyle. Bunun için konservatuara gittik. Tabi bir anda çok genç yaşta yükseliverdik hocam. 25-26 yaşlarındayken, daha olgunlaşmadan televizyonlara çıktık, programlara çıktık tabi. Bu insana biraz şaşırtabiliyor yani. Bazı şöhret biliyorsunuz bir afettir hocam aynı zamanda. Evet Bunu ya. yönetebilmek de gerekiyor yani. Bu şöhret bir dükkan açmak gibi bir şey, bir mağaza açmak gibi bir şey yani.
biraz şey bilmen gerekiyor, işletmeyi bilmen gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar bunları iyi takip edin. Çünkü benim başımdan geçti. İllaki sizin de başınızdan geçecek. Ben şu anda zaman zaman arkadaşlarımızda hikayeleri dinlediğimde aynen benim yaşadıklarını yaşıyorlar yani. Ben nasıl yaptım? Şimdi hocam 2015 yılında herhalde 2013-2014 yıllarında hatta o kadar çok böyle çok öfkeli bir insandım böyle. Çok kavga ediyordum böyle. Problem çok yaşıyordum. Bir şey söylediler mi hocam hemen anında böyle müdahale parlıyordum mesela. O yüzden 5 yıl içerisinde çok yer değiştirmek zorunda kaldım. Yani sonrasında tabii ya dedim ben de ters giden bir şeyler var. Ya ben bir yerde hata yapıyorum ama nerede yapıyorum? Gerçekten hocam insan bunu anlayamıyor yani. Evet. Şöyle dönüyorum ya Allah'ım benim her şeyim normal ama artık soruyorum insanlara, bilenlere. Bir tane nümeroloji uzmanı vardı İzmir'de. Ona danıştım ya hocam biz bunlardan anlamayız. Bunu senin bu sorunu ancak böyle şeydeki Mardin'deki Süryani hafızları çözer. Yani hocam o sorun ne ben anlayamadım dedim bari. Neyse hocam sonrasında ama hala içimde düşünüyorum yani böyle kendince. Kuşadası'na gittik. Kuşadası'nda çok değerli bir hocamız vardı Ömer Hakan diye. Bu adam emekli. Doktorumuza da buradan selam söyleyelim. Ömer Hakan hocama. O da çok musiki sevdalısı bir insandı. Beni duymuş, ezanlarından duymuş. Ondan sonra hocam hemen geldi camiye. Tanıştık böyle, böyle konuştuk, sohbet ettik. Sonra ben ona dersler vermeye başladım. O bana tedavi, yani tedavi değil de hocam benim bir sıkıntım var dedim ya. Ben çok böyle, böyle çok acayip bir adamım dedim. Celalliyim. Tedavi etti. Hocam celalliyim. Celalliyim hocam çok öfkeliyim ben böyleyim dedim. Gerçekten hocam bu nörolojik olarak bana şey yaptı, tedavi etti. Test etti. Ben bir sürü şey. Hocam sen normalsin bir sıkıntı yok dedi yani. Ondan sonra ama senin sıkıntılarını çözecek veyahut da sorularını cevap verecek bir o kişi tanıyorum dedi. O da Karabük'te oturuyor dedi Safranbolu'da ondan sonra. Ben çok merak ettim doğrusu ondan sonra. Sonra tanıştık hocam. Hatta siz telefonla aradınız. Yani Osman hocam sen neden münafıksın dediniz bana ondan sonra. Ne diyor bu adam ya dedik falan böyle. Böyle bir hocamızla tanışma bir sürecimiz oldu. Sonrasında hocamın yanına gittim geldim telefondan görüştük. Bana bazı şeyler söyledi. Tabii hiç alışık olmadığımız tarzda bir şeyler. Hiç duymadığımız şeyler. Yani ben açıkçası hocamla tanıştıktan sonra epey bir hocam bizim hayatımız bir belli bir düzene girdi. Tabii ki tam olamıyoruz tabii de. Yani zaten biz ne derler ona tam olamayız hiçbir zaman. Eksiklik sadece nasıldı hocam o söz aklıma gelmedi. Evet. Yani ya insanız. İnsanız bir defa insanlığımızı kabul edeceğiz ama hatalarımızı da görmemiz lazım. Şimdi evet. Bizleri Cenab-ı Allah hani İslam fıtratı üzere yaratmış. Güzele aşığız. Güzeli severiz. Sevmememiz mümkün değil. Şimdi güzel deyince arkadaşlar illa hani İşte tatlı bir yemek, güzel bir bayan veya yakışıklı bir erkek bunu anlamasınlar. Güzel dediğimiz şey özünde İslam'ın simgesi doğru davranış, doğru söz, fiil, amel, hareket neyse adına ne derseniz kısaca dini literatürde amel denir buna. Yani işlenilen fiil, söylenilen söz. Bu noktada insanı doğrudan şaşırtan şey ne? Yanlış düşünceler. Öyle değil mi hocam? Yani sıfatsal bağlamda işte efendim katılık, sıfatsal bağlamda bir tatminsizlik, doyumsuzluk yani bunların hepsini insanlar duygusal olarak, duygusal olarak yaşıyoruz. Ama hep kendi içselliğimizden geldiği için bu duygular biz salt doğru olarak kabul ediyoruz. Hayır değil. Hayır değil. Bunların tanımlanması gerekiyor kısaca hocam. Yani sizler de kısmen kurtuldunuz tamamen değilse de yani bir defa bir insanız. Yani ben dahil insanız. Bir defa bunu kabul etmemiz lazım ve kendimize haksızlık etmememiz lazım.
İnsanların hocam en belirgin özelliklerinden veya hani kendilik bilinci dersler bünyesinde anlatmamız gereken en önemli şeylerden birisi insanın duygu ve düşüncesi içselliğinden geliyor. O yaşına kadar edindiği olgu bilinçaltında bir hususta bilgiyi oluşturuyor. Doğru mu yanlış mı belli değil. Şimdi o bilgi zaman içerisinde alınan etkileşimlerle vakti zamanı gelince hal ve hareket olarak sergileniyor. Eğer sorun çıkarsa o hareketin yanlışlığını görüyorsun. Öyle değil mi? Bir şey söylüyorsun, karşındaki insan kırılıyor. Veya bir şey söylemiyorsun, karşındaki insan seni kırıyor. Gibi yani bunun içerisinde, bu konuların içerisinde kardeş girer, kimlik, kişilik girer, arkadaş girer. Anne baba ilişkileri girer, çoluk çocuk ilişkileri girer, maddi kazançtan tutun da din ve imana kadar hepsi, yani bütün yaşamda hangi konular varsa. Bakın her konu hakkında bizim bir bilgimiz vardır bilinçaltımızda. Ama doğruluğu ve yanlışlığı onun açığa çıkmasıyla belli olur. Doğru ise siz yaşamda ilerlersiniz, yanlış ise bir problem çıkar geri gelirsiniz. Yani kısaca insanı tetikleyen iki tane ana başlık vardır. Bir içsellikten aldığı etki, iki dışsallıktan aldığı etki. Yani buna biz anne ve baba diyoruz. Öyle değil mi? Bunun doğal yıldız haritasına göre şablonu ay demektir. Esmasal terkip olarak karşılığı Ya Rahman Ya Rahim demektir. Ya Rahman baba yanımızı, yani düşündüğümüzü, verdiğimiz kararı uygulama becerimizi ile bize simgelenir. Ondan sonra Ya Rahimse anne demektir. İnsanın annesiyle o annesi hakkındaki duygu, düşünce, davranış arasındaki geçim neyse bakın rahimden nasibi de odur. Çünkü rahim zihinsel bir faaliyettir. Sizin bir etki sonucunda ortaya çıkan bu zihni işleyişinizin durumu annenizle ilişkiniz gibidir. Yani arkadaşlarımıza az önce anlatmaya çalıştık ama çok geriden girdik. Her şeyin görünen yanı vardır, görünmeyen yanı vardır. Görünmeyen yanı bilinmezdir ancak bilinemez değildir. Bilinebilir. Bunun için de kafa gözümüze değil akıl gözümüze ihtiyacımız vardır. Az önce hocam sanatla ilgili çok güzel hani kısa bir giriş yaptınız. Şimdi bütün arkadaşlarım bilirler. Kör peygamber vardır ama sağır peygamber yoktur. Topalı vardır belki bilmiyorum. Hani hepsini tam bir şey demek istemiyorum. Bakın sağırlık duymamak yani veya şöyle söyleyelim, duymak çok önemli, dinlemek çok önemli. Çünkü varlık alemindeki o bilginin doğrusunu ve yanlışını siz dinleyerek, duyarak, içsinizdeki kırpırışımları okuyarak bunu tanımlayabilirsiniz. Onun için duymak çok önemlidir. Yani bizim aradığımız bilgi hocam ya, bizim aradığımız bilgi zaten Furkan da doğru demek değil mi? Hak Evet. demek değil mi? İşte o bilginin, düşündüğümüz, zannettiğimiz o bilgilerin doğru ve yanlışının ayrımını yapmak. Ayrımını yapmak. Ayrımını yapmamız için bu dünyaya ihtiyacımız var. Semadan sırrı tevhidi duyan gelsin diyorsun hocam, öyle mi? Hocam, o sözler yok mu o sözler ya? O sözler yok mu o sözler? Derun içre bugün Allah diyen gelsin bu meydane. Yani Evet. hocam öyle demiş Allah dostları. Kesinlikle.
semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydane. Derun içine bugün Allah diyen gelsin bu meydane. Saladır ehli irfane getirsin canı kurbane. Bugün başını merdane koyan gelsin bu meydane. Duyanlar sırrı settarı bilenler ilmi gaffarı cihanda şişeyar kıran gelsin bu meydana. Kamunun harika bir dil niçin bazısı kafirdir? Bu ne hikmet, bu ne sırdır? Duyan gelsin bu meydana. Cihan envar ile doldu gönül maksudunu buldu. Bugün nur imam oldu uyan gelsin bu meydane. Meded ya tabiben kulub. Yandım yakıldım ben nar aşka, andalip oldum gülzar aşka. Yandım yakıldım ben nar aşka, andalip oldum gülzar aşka. Allahu Allah, 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 ya Resulallah. Eyvallah hocam. Allah sizden razı olsun hocam. Sesinize, gönlünüze Allah razı olsun. Yani maşallah, barakallah. Ben sizi dinlemeyi çok seviyorum. Allah razı olsun. Rabbim ruhlarımıza şifa vesilesi eylesin. Amin. Okuduğunuz Kur'anları, ilahileri, kasideleri. İnanın çok teşekkür ediyorum. Sanat, sanatın hası insanın kendisini bilmesi.
İnsanın kendisini bilmesi ne demek? Soru ve sorunların tanımlanması adına söylenecek söz kalmaması, kişinin kendi gerçekliklerini tanımlaması demek. Allah nasip ederse 16 Mayıs'tan itibaren yeni bir dönem, hatta birinci sınıflar için, bizim ikinci sınıflarımız devam ediyor. Birinci sınıflar için yeni bir başlangıç kayıt dönemi oluşturduk, kayıt dönemi açtık. İşte 11 gün sonra yeni bir birinci sınıfla başlayacağız. Arkadaşlarımıza da davet ediyoruz. Kendini hocam bilince, neler olacak bu kursta hocam? Mesela neler öğreteceksiniz? Hocam varlığın yapısını tanımlayacağız. Hayat kavramını tanımlayacağız. Ben dediğimiz olguyu tanımlamaya çalışacağız. Bu dünyada yaptığımız ve yaşadığımız olayların tanımlanmasına çalışacağız. Şimdi tesadüfen bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. O halde Allah-u Teala da zalim değil. Öyle değil mi? Yani sana niye onu verdi de bana niye bunu verdi? Zalimlik mi var burada? Burada bir nasip var. Bu nasip bizim kendimizi tanımlamamızı gerektiriyor. Fıtratımızı, yani bu dünyadaki vazifemizi tanımlamamız lazım. Yani biz bu dünyaya geziye gelmedik herhalde yani. Sizin Almanya'ya gittiğiniz gibi, bakın sizin Almanya'ya gitmenizin bile bir sebebi var. Eyvallah. Değil mi? O halde her işin bir sebebi, bir nedeni, bir de yani bunların araştırılması lazım. Bu noktada sıra dışı bir yöntem işliyoruz. Biliyorsunuz hocam, şimdi insanı isim olarak bu dünyada tanıyoruz. Ancak onun iç özeline girmemiz gerekiyor. Öz dediğimiz yanına girmemiz gerekiyor. O ben dediğimiz yanımızı oluşturan o şeyleri tanımlamamız gerekiyor. Bunun için de oranın dilini kullanmamız gerekiyor. Bu noktada Ebced'den yararlanıyoruz. Bu varlık alemimizdeki hareketlilik, akış, ki biz buna zaman diyoruz. Bu noktada astroloji ile felek ilmi denilen, ilmi nücum denilen felek bilgilerini tanımlıyoruz. Daha sonra o feleki bilgilerin zaman penceresinden bize neler tecelli ettirdiğini gözlemlemeye, tanımlamaya çalışıyoruz. Bu sürece biliyorsunuz keşif diyoruz. Değil mi? Bir şey hakkında kesin doğru bilgiye ulaşamayanın yaşamında mutlaka bir sorun vardır. Peki o şey dediğimiz olgular nelerdir? Bir esmanın tecellileridir. Yani biz öyle tesadüfen bu dünyada değiliz. Yani bunu tanımlamaya çalışıyoruz. Keşifler yaptıktan sonra Allah nasip ederse ettiği kadarıyla da fetih boyutuna, yani o düğümlerin tanımlanıp çözümlenmesi lazım. Bu hususta Allah-u Teala'nın ilahi vahiy bilgisiyle bizlere getirdiği, peygamberler vasıtasıyla bizlere gösterdiği o ayet ve hadisler bünyesinde, bakın itidalin tanımlanması, bunun açılımı olan marifet, bakın bu bilginin hasıdır, o bilginin yoludur. Bunu kişiyi erdeme, erdem dediğimiz evrensel doğrulara, vahyi gerçekliklere taşıma yolunu tanımlamasını yardımcı oluyoruz. Böyle devam ediyor bizim çalışmalarımız derinlemesine. Ancak bütün bunları biz yine bu derslerde oluşturmuş olduğumuz özel bir bilgisayar programımız vasıtasıyla kişiye özel sayfasında yapmaya çalışıyoruz. Kişinin kendi özel yaşamıyla ilgili esmasal bir olayın esmasal yanını, sıfatsal yanını, halsel karşılıklarını, yani bütün ne varsa kişiyle ilgili hepsinin resmini çekip kendisine göstermeye çalışıyoruz. Daha doğrusu kişinin kendisini okumasına yardımcı olmaya çalışıyoruz hocam. Böyle bir özel ders. Allah nasip ederse 16 Mayıs'ta yeni dönemimize başlıyoruz. Bizler ikinci sınıf olarak devam ediyoruz. Kısaca bunları Eyvallah.
söyleyebiliriz? Merak eden arkadaşlar kendilik bilinci net olarak bizlere soru sorabilirler. Dersler hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirler. Peki hocam, senin derslere biz gelsek ne yaparız? Nasıl yaparız? Yani emekli bir imam olarak benden iş işten geçti mi dersin? Ne dersin? Yani iş işten geçmez hocam. Kulak, hani dedim de işitme. Bir insan işitiyorsa, duyabiliyorsa, yani bunlardan ziyade bir insanda tutku varsa hocam, yani bu işin, bu musiki öğrenmenin yani olmazsa olmazı tutku olacak hocam. Yani istek, arzu. Buna eskiler aşk diyorlar yani. Aşk olmayınca meşk, günümüzde bunun adı tutku yani hocam. Bundan fazlasıyla olması lazım. Bu olduktan sonra var ya hocam, zor diye bir şey yok yani. Ondan sonra dağlar böyle yani ferhat olursun, dağları iğneyle delersin hocam yani. İşte birinci şart hocam bu. Yani aşk olacak. Aşk çalışmak ve sabır herhalde. Yani hocam çalışmak denilmiyor ki onu. O sevgiliyle muhabbet ya. O çalışmak değil. Eğer arkadaşlar bunu çalışmak olarak yani güzel okuyacağım olarak yorumlarlarsa bu işi yani baştan bıraksınlar. O dinlerken zevk almalı onlar. Yani şimdi mesela biz örnek burada Şenol hocam da geldi. Şenol hoca o da aşklı şevkli bir abimiz. Maşallah. Onlar böyle eski kasetleri böyle karıştırdık. İsmail Biçer hocam, Coşar hoca, hatta benim hikayeler de var orada dinleme. Bir tane Yusuf Gebzeli hoca denk geldi okuyuşu. Allah'ım yani okurken böyle biz kendimizden geçiyoruz yani böyle. Bundan böyle bir ders olarak değil. Ya ne kadar güzel okum, bir daha geri sardırız, bir daha geri. Yani bunları yapabileceksen hocam. Ondan sonra gel, sıkıntı yok hocam. Sizin kafamız size kafamız her zaman açık hocam. Hocam bir soru soracaktım. Şimdi benim arkadaşlarımız da var burada. Sizi bilenler bilir de bizim yani çevremizden, ama bilmeyen arkadaşlarımız için soruyorum ben. Mesela Şenol hocam geldi, sorabilir. Bu adam kim ya hocam, siz şey misiniz, bir tarikat kuruyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hayırdır, ama bir soru edecekti. Hocam güzel bir soru. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet. Kendim 1965 doğumluyum, Karabüklüyüm. Yaklaşık 28 yıl imam hatiplikten yaptıktan sonra emekli oldum. Ve serbest meslek olarak hayatımıza devam ediyoruz emekli bir vatandaş olarak. Elhamdülillah doğduğumuz günden beri, galu beladan beri Müslümanız. İnşallah ahirette de Müslüman olarak gitmeyi amaçlayan ehli sünnet meraklısı, bütün tasavvufa, tarikatlere gönlü açık bir insanız. Hiçbir tarikat, cemaat meraklısı veya reklamcısı değiliz asla. Şimdi bu hususta birazcık böyle müsaadenizle sıra dışı olmak istiyorum. Şöyle bir söz söylemek istiyorum. Günümüzde 2023 veya 2020'den sonraki zaman içerisinde arkadaşlar, tarihi bir gerçek var. Kadim bilgilerin bize ulaştığı kanal olan tasavvuf içerisindeki fiili çalışma alanları olan tarikatler maalesef vazifelerini tamamlamışlardır. Yani bugün son yüzyılda ne bir Kadiri tarikatı gibi bir tarikat çıkmıştır, ne de işte Rufai, Halveti, Celveti ve bunun gibi. Bakın, bunun gibi yeni bir tarikat kanalı yoktur. Tarikatlar vazifelerini bitirmiştir. Vazifelerini bitirdikleri nereden belli? Çünkü insan yetiştiremez hale geldiler. Yetiştirilmiyorlar. Bunun aksine bütün tarikatlar ve cemaatler birilerinin kontrolü altına girme potansiyeli çoğunlukta, ağırlıkta. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de ahir zamandaki Müslümanlar çok büyük fitne ve fesatlar içerisine girecekler, düşecekler.
diye söylediğinde sahabe-i kiram ona şöyle bir şey sorur. Ya Resulallah, Allah'ın ayeti olmayacak mı o zaman? Olacak. Sizin sünnetleriniz olmayacak mı? Olacak. Ancak insanlar büyük bir fitne fesat çıkar, menfaat işine düşecekler. Mealinde hadis-i şeriflerinin aslını lütfen araştırıp bulsunlar. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. O zaman ne yapacaklar, ne yapılacak diye sorulduğunda Peygamberimiz herkes diyor kendi mağarasına çekilecek. Yani kendi fıtri yapısını, ahlaki yaratılışını güzelleştirmeye çalışacak. Çalışması gerekir. Biz bundan sorumluyuz. Ben çıkıp da işte efendim Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan, Hüseyin'den sorumlu değilim. Olamam da zaten. Herkes önce kendi ahlaki, yaratılışsal, yapısal güzelleştirmesini yapması lazım. Bu noktada modern bilim ile paralel hareket eden İslami duygu ve düşüncelerin tanımlanmasına çalışıyoruz. Başka özel bir amacımız yok. Cinlerden, perilerden, hüddamlardan, şeytanlara ihtiyacımız yok. Çünkü bizler eşrefi mahlukuz. Bizler aklımız ile, fikrimiz ile de irademiz ile Allah'a iman eden, peygambere iman eden hür irademizle bu dünyada bütün soru ve sorunların altından kalkabilecek donanımda yaratıldığımızı iddia eden bir insanız. Kendilik Bilinci Akademisi adı altında çalışmalar yapıyoruz. En ufak bir tereddüdü olan, şüphesi olan, sorusu olan da lütfen bize ulaşsın. İstediği şekilde kendileriyle de birebir açık alanda da sohbetler yaparız. Allah nasip ederse bundan sonra her cumartesi günü akşam bir konuyu gündeme getirmeye ve yeni bir değerlendirmeyle olaya yeni bir bakış açısıyla bakmaya çalışacağız. Yani düşüncelerimizi paylaşacağız. Mesela önümüzdeki hafta Allah nasip ederse bilgi nedir? Bilgi ve akıl arasındaki ilintiyi konuşmak istiyoruz. Bunları söyleyebilirim hocam. Yani başka ne sorarsınız bilmiyorum. Eyvallah. Hocam özellikle ben şey sormak istiyorum. Şimdi benim alımla alakalı genelde okuyucular, müzisyenlerde şöyle ahlaki sıkıntılar deriz artık ona. Hani biraz çok alıngan oluyor veyahut da böyle. Tefrit diyor, deniyor hocam buna. Yani her böyle çok darılır ondan sonra. Böyle çocuk gibi ondan sonra. Yani esasında bu sizin dediğiniz bilgileri mutlaka bu okuyucu yani musiki ile ilgilenen ondan sonra. Çünkü musikinin de bir yan etkisi var. Yan etkileri var. İnsanı çok duygusal yapıyor zaman içerisinde. Çok alıngan böyle. Artık kendini böyle hele bir şey başardığın zaman böyle büyümeye başlıyorsun. O yüzden yani bu genel olarak okuyucular... Aşırı hassaslık da olabiliyor. İşte asıl olan da zaten bu arada o ince teraziden ihtinas sıratel müstakim dediğimiz itidal ile o Nuh'un gemisine binmek gerekiyor. Ama arkadaşlar yani şunu yapmamız lazım Osman Hocam. Yani bilmiyoruz. Hakikaten bilmiyoruz. Yani bana böyle dedi. Şimdi Osman Hoca bana böyle dedi. Hadi yavrum alınacak mısın? Kırılacak mısın? Yani ama hiçbir şeye gerek yok. Bizler iletişimi bilmiyoruz. İfadeyi bilmiyoruz. Alınıp gidiyoruz. Ya niye alınıyorsun? Söylesene. Bakın bu bağlamda Batı bizden çok çok ileride. Adamın bir derdi varsa açıkça gidiyor söylüyor. Sen bana diyor bunu böyle dedin. Bak diyor ben diyor bunu işte şöyledir böyledir. Adam söylüyor ya. Yani Yavuz Sultan Selim'in hani cariyesiyle olan bir yazışması var hatırlar mısın? Derdi olan neylesin diyor. Yavuz Sultan Selim de ne diyor? Derdi olan söylesin. Utanıyorsa neylesin? Yine de söylesin diyor. Arkadaşlar bakın bir kısım insan var düşündüğünü söylemediği için suçlu. Bir kısım insan da var düşündüğünü söylediği için suçlu. Yani bana susmak yakışırsa sana konuşmak yakışıyor hocam. Yani bakın bu aradaki
Mesela Rabbül Alemin gabz ve bast esması ile yaratmış alemi. Gecesi var, gündüzü var. İyi de bu gece ve gündüzün, gece ne yapılacak, gündüz ne yapılacak? Yani bunlar hususunda bilgimiz yoksa, işte onun için geldim bu dünyaya. Yani bunu burada öğreneceksin, deneyimleyeceksin, öğreneceksin, yoluna devam edeceksin. Yani ölüm bizim için bir son değil. Ama ölümün son olduğu şey, zaaflarına esir olduğunda ölmek zor. Neden? Ölemezsin çünkü. O cehennem azabı ebediyen seni, seninle beraber ebedi hayatına, ebedi aleme götürecek. Oysa biz ebedi aleme cehaletimizden, gafletimizden, bu dünyadan arınarak gitmemiz lazım. Yani bu konular böyle uzar hocam ya. Eyvallah. Arkadaşlarımızı hocam, kendilik bilincini neti takip etmeye davet edelim. İnşallah derslerimize davet edelim. Daha da derin ve kişisel olarak da bu tanımları yapmaya çalışalım inşallah. Eyvallah. Sevgili hocam, özellikle müzisyen arkadaşlarımızı tavsiye ederiz. Bak Erdem Aktaş kardeşimiz Kanuni, o da gelmiş oraya. Şimdi müzisyen arkadaşlarımızın Süleyman Karataş hocam, kendilik bilinci değil mi hocam? Evet, kendilik bilinci derslerimiz var. Eyvallah. Hocamı takip edebilirsiniz inşallah. Hocam gerçekten güzel sohbet oldu ondan sonra. Ben de hocam, ilk defa böylece... Nasıl hocam? Tabuları yıkıyoruz hocam. Tabuları Allah yıkıyoruz. Allah. İçinde bulunduğumuz yüzyılda din adına söylenmemiş hiçbir söz kalmasın. Ancak din deyince ne anlıyor arkadaşlarım bilmiyorum ama din kişinin davranışıdır. Davranışlarında doğrusu ve yanlışı vardır. Onu otomatikman doğru ve yanlışı tanımlayıp kişi kendisini hakka taşıyabilirse hiçbir sıkıntı olamaz önünde. Allah İnşallah. Razı olsun. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Hocam ara ara yapalım bu sohbetleri. Ben sizi yani çok özlüyorum. Evet. Bundan sonra sesinizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Daha sık, birazcık daha sık sohbetler yapalım inşallah. Ben her hafta cumartesi bundan sonra Instagram'dayım. Kendilik Bilinci Net adı altında. İnşallah kısa bir süre sonra da YouTube yayınlarına başlayacağız. Bir akşam da ben sizi misafir edeyim. Olur hocam, olur inşallah. Allah razı olsun. Hocam çok Allah teşekkür sen, ediyorum. Vakit ayırdınız, sayfanızı açtınız, gönlünüzü açtınız. Allah razı olsun. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyoruz. Buradan çıkalım. Evet. Son bir ilahi okuyalım. Öyle uğurlayayım arkadaşlar sizleri. Moderatörlük yapmak da zormuş ya. Sorular zormak. Biz ilahi okumak en güzel işimiz. Bir uşak ilahi okuyalım mı? Kipür nur olmadan Allah kenz açılmaz ol gönülde ta kipür nur olmadan
Sür çıkar ayarı dilden, ta tecellide hak. Sür çıkar ayarı dilden, ta tecellide hak. Padişah olmaz saraya, hanem mamur olmadan. Allah padişah olmaz saraya, hanem mamur olmadan. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşareten doğar, boş bağ ile bostan olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sana sın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşareten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Evet değerli dostlar, sevgili arkadaşlarım, Süleyman Karakaş hocamızla sohbet ettik. Kendilik bilinci hakkında biraz bilgilendirmeler yaptı. Değerli dostlarım, benim hayatımı gerçekten ciddi manada bir değişiklik oldu bu ilim sayesinde. Bu kadim bir ilim gerçekten. Bunu İbn Arabi'nin uygulamaları. İbn Arabi de Yunan kaynaklarından, Pisagor'dan bunu alıyor. Pisagor da bu bilgiyi Mısır'dan, Mısır'da, Sümer'den, yani çok eski insanlığın kadim bir bilgisi. Bunu ben özellikle müzisyen arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Bu tarz, eğer bu ilmi bilmesek gerçekten ciddi sıkıntılar da oluyor. İnsanın bazı ahlaki tutumları, davranışları, yani insanı böyle içinden çıkamadığı hallere dönüşü ve bu sıkıntılar, problemler zamanla hastalığa dönüşü. En güzeli bunları tanımlamak, kendimizin bilincinde olmak diyorum arkadaşlar. Merak edenler, bu ilmi merak edenler kendilik bilinci net buradan takip edebilirsin değerli arkadaşlarım. Geceniz hayır olsun. Allah'a emanet olun inşallah.